olmaz. Yusuf geldi. Hadi içeri geçelim. Geldiniz beyim, ben sizin yanınızdayken yine olanlar olmuş, kıyametler kopmuş vallahi. Şimdi bunlar ilk sabahtan çalışma odasını boşaltmaya başlamışlar. Sonra tabii Münevver Hanım'ın odasını aldıkları da ortaya çıkmış. Hamiyet Hanım'ın tansiyonu yükseldi. Çok korkuyorum beyim, bir şey olacak diye vallahi. Sonra Yılmaz beyim aldı karşısına konuşmak için ama onu bile dinlemediler. Ya yeter artık Pınar, tamam. Oğlum. Nasılsın baba? Sen beni bırak da... Annenle bir türlü baş edemiyorum be oğlum. Bir tarafta anam, bir tarafta Havva. Yani hırlaşıp duruyorlar ikisi de. Yılmaz yukarıda mı? İnan, Yılmaz'ı duyduğu zaman bu kadar celallenmemişti. Öyle ki sanki bulsalar birbirlerini boğacaklar. Baba, Yılmaz evde mi diyorum? Evde, evde oğlum. Yukarıda odamı boşaltıyormuş, ne yapıyormuş? Aslında bu duvarları boyamak lazım, biliyor musun? Bu rafları buradan çıkardığın zaman arkası hep pis. O zaman şunu çıkarttıktan sonra boyarız. İyi, tamam. Sen acaba çarşıya gidip boya mı alsan Yılmaz? Bence ben önce bir katalog alayım, beraber bakalım. Ondan sonra boyarız. Dur Yusuf, uyma oğlum onlara sen. Cemile! Beyim. Siz ne yapıyorsunuz ya burada? Sen işte değil miydin? He. Gözümün içine baka baka yalan söyle hala. Geldiğimi görmedin sanki. İyi. Lafın gelişi söyledim o zaman öyle. O da yerleştiriyoruz, görmüyor musun? Geldin mi yavrum? Yusuf oğlum. Ay ne oluyor gene? Siz ne yaptınız sanıyorsunuz Allah aşkına? Ne bu kitaplar falan çıkmış dışarıya? Niye boşaltıyorsunuz bu odayı? İnsanın kendi evine yerleşmesi ne zamandan beri kabahat oldu? Ne zamandan beri senin evin oldu burası? Ha? Ne zamandan beri? Bana evim falan deme. Kendiniz bu eve yanaştığınız yetmedi. Bir de kalktınız Münevver'in odasını boşaltmaya çalışıyorsunuz. 40 yıllık kahyayı kalktınız kafamıza çıkarttınız. Neymiş efendim? Münevver oradan taşınacakmış, Sultan hanımefendi yerleşecekmiş. Bakar mısın? Eski köye yeni adetler. Teyzem, bu evin kahyası değil Hamiyet Hanım. Ben anlatamadım galiba size. Sen konuşma benimle. Harun, canını sıkmayın beni. Canın sıkılırsa ne olacak? He? Senin canın sıkılırsa ne olacak? Saygısız şey! Bana saygı yönetecek bir babam yoktu. Sizden de öğrenecek değilim. Ben bu evin sahibiyim. Bundan sonra herkes yerini bilecek. Herkes buna göre davranacak. Gözünü seveyim, aç şu kapıyı ya. Bugünleri de görecektim. Abla, bak korkutma beni, ne olur ya, ne olur. Ya abla, madem açmıyorsun bir ses ver ya. Bayıldın mı, kaldın mı, ne oldun? Delireceğim ben burada. Sultan Hanım,
Reşit Bey. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Böyle bir şey gizlenir mi hiç? Onca bela yaşandı. Onca acı çekildi. Sen buna bunu nasıl söylemezsin? Allah'a billaha benim de haberim. Sakın. Sakın bilmiyordum deme. Ben bunu yutmam Sultan. Hava senden habersiz nefes bile almaz. Gene ne dümenler peşindeyseniz bu sefer yanınıza başka neferler de katmışsınız. Ya sen müsaade etmiyorsun. Kes. Senin yatacak yeri yok Sultan. Evlendi mi? Yoksa siz bunu mu sakladınız ablanızdan? Ya niye saklayayım ha? Allah'a billaha benim de haberim yoktu ya. Ben bunu alayım da bir kıza arayayım bakayım nedir ne değildir öğreneyim. Sözde Pınar şikayet etmiş de o da annesini merak ettiği için gelmiş falan filan. Bak sen. Mehmet söyledi gelip kendini gözümle göreyim diyemedi de böyle bir kılıf uyduruyor ya. Ay vallahi bilmiyorum Mehmet. Bilmiyorum. Bak. Ben üzerime düşeni yaptım. Yusuf'u paketledim size yolladım. Artık aşkınızın gerçekliğine inandırmak da senin maharetine kalıyor. Ben neye inanıyor bilmiyorum Mehmet. Anlamıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama anlamıyorum hiçbir şeyi. Böyle bizi gördüğü zaman deliriyor, kuduruyor. Ama oyun yaptığımızı anlıyor mu, anlamıyor mu bilmiyorum. Neyse ben seni daha sonra ararım. Tamam. Yusuf nerede? Ben de seninle birlikte toplantıdaydım Bade. Konağı aradın mı? Elin telefona gitmedi herhalde. Bak, kocanın aklı fikri konakta. Sen de bunun farkındasın. Belki bir bahane bulup kendini konağa atmıştır ha? Ne dersin? Yeter. Sen de gelme üstüme, yeter. Yavaş olsana. Pardon görmedim. Ne işin var senin burada? Arabamı çarpmışlar. Kaskomla şirketin üstüneydi. Ona haber vermeye geldim. Senin araban nerede ki Münevver? Sen sabah bizim yanımızdan konağa gideceğim diye ayrılmadın mı? Yoksa abin de beni atlatıp babamla mı buluştun? Hayır Bade, babanla falan buluşmadım. Sana inanmıyorum biliyor musun? Çünkü sürekli yalan söylüyorsun. Bak, babandan ayrılacağım dedin. Daha Allah bilir gidip konuşmadın bile. Yanılıyorsun Bade. Dün konuştuk. Hatta ayrıldık. Emin misin? Babanı arayıp sor istersen Bade. Aa! Çok isterdim ama yapamam. Babam uçakta. Uçakta mı? Senin haberin yok mu? Neden? Annemle babam bugün Fransa'ya uçtular. Onlar ay sonuna gitmiyorlar mıydı? Baş başa kalmak için hemen gitmek istediler. Babam da sevgili karısını kıramadı tabii. Çok sevindim.
Umarım klinik annene iyi gelir. İzin verirsen işin geri kalan tarafıyla ilgilenmek istiyorum. Sen işini hallet de sonra konağa git. Ne? Zaten konağa gitmeyecek miydin? Hani anneni yalnız bırakamazsın ya. Evet de. İyi işte. Oyalanma da konağa git. Hem bak bakayım Yusuf oralarda mı? Oralardaysa da başından ayrılma, anladın mı? Ne bu vardı ya? Emin mi veriyorsun? Bence biz buna anlaşma diyelim. Babamla ilişkini abine anlatmamı istemiyorsan dediklerimi yapacaksın. Hadi bakalım kaldır bunları artık. Nereye sığar ki bunca kitap? Ne bileyim ben, ambara koy, depoya kaldır. Ne bileyim Cemile, Allah Allah, vardır koskoca konakta bir yer herhalde. Hadi. Şu kızın edalarına bak. Vallahi oğlum sana da sinirleniyorum ha. Madem buraya kadar geldin şunları bir durdursana. Ayol siz böyle sustukça bu kitaplar gibi bizi de kapının önüne atıverecekler, haberiniz olsun. Yok artık, o kadar uzun boylu da değil. Yusuf, babana söyler misin lütfen? Burada oturup ahkam kesene kadar gidip öbür oğlunu şöyle bir durduruversin. Oğlum, bunlar kafalarına göre iş yapıyorlar. Bir konuşsak mı? Nereye gidecek bu işin sonu? Laftan anlasalar da konuşsak amca. Bırak ne yapacaklarsa yapsınlar bakalım. Ay ne yapacaklar oğlum, ha? Böyle yalancı pehlivan gibi ortalıklarda dolaşacaklar işte. Bakın şuraya yazıyorum. Biz buradayız ya, az sonra dışarı çıkacaklar. O neden yenge? Ha, nedeni var mı Hasan? İçeride şov yapacak kimse kalmadı. Orta oyunlarını kime oynayacaklar? Akılları sıra bizi kandıracaklar işte. Oh, vallahi yorulduk ha. Bir soluklanalım, bir nefes alalım. Buyurun. Şov başlıyor. Hadi Havva'yı biliyoruz da öbürünü de kendine benzetmiş. Pınar, bakıver mi? Biz iki tane kahve istiyoruz. Nasıl içiyorsun? Sade. Bir sade, bir orta kahve Pınar. Hani ayrılmıştınız? Ne oldu? Neden bu kadar bozuldun Fransa'ya gittiğine? Bozulmadım Bade. Beni ilgilendirmiyor zaten. İyi. O zaman sen konağa gitsen senin için daha hayırlı olur. Ya da senin için mi demeli? Madem bu kadar merak ediyorsun, arasana. Ya da sen git.
Ne de olsa benim abimse senin de kocan. Ben o kadının olduğu yere gitmem. Ama sen benim dediğimi yapmak zorundasın. Yapmazsan da zaten az çok başına nelerin geleceğini tahmin ediyorsundur. Beni böyle tehdit edemezsin. Bitti diyorum, anlamıyor musun? Neyini anlatacaksın bunun? Neyini anlatacağım, öyle mi? Bu sizin iğrenç bir ilişki yaşadığınız gerçeğini değiştiriyor mu? Hem ne malum? Ha? Babam döndüğünde ilişki yaşamak istemeyeceğini tekrar ne malum? Ben var ya, seni bir lafımla, tek bir lafımla mahvederim. Bunu da en başta Yılmaz'a attığınız iftiranın doğrusunu anlatarak yaparım. Bunları anlatarak kendi evliliğini de tehlikeye atacağının farkındasın değil mi? Bak bak bak. Bir de hala burnumuzun dikine gidiyoruz ha. Canımı sıkma benim. Bırak kolumu. Bak Münevver, benim dediklerimi yapmazsan canını yakarım. Anne. Aç bence. Anneciğim. Gene hangi cehennemdesin sen? Buralardayım. Neresiyse o buralar, hemen kalk gel. Ne oldu anne, hayırdır? Nedenini sen gayet iyi biliyorsun. Bak beni ikiletme, çabuk gel diyorum sana. Tamam anneciğim. Tamam. Sen üzme tatlı canını, geliriz tamam. Bittik biz Yılmaz. İyi, ne oldu? Annem. Ne diyor? Eve gel diyor, ne diyecek, delirmiş işte. Teyzem cüzdanı bulmadan öğrendi galiba. Benim gitmem lazım. Bence beraber gidelim, ne diyecekse ikimize desin. Öyle mi diyorsun? İyi tamam, kalkalım o zaman. Vallahi dolma sarmış. Bekliyor bizi. Ha, annemi bekletmeyelim o zaman. Hemen gidelim. Bunlar gördüğüm kadarıyla ya analarını atlattılar... ya da o namus abidesi Şeref Hanım bunlarla beraber. Yılmaz'la Yusuf'un kardeş olduğunu biliyor mu peki? Yok, onu söylemedim. Ay teyze, nasıl yakalandın ya? Allah Allah, bile bile mi yaptım ya? Bana bak, ben de yeni öğrendim dedim anana ha, haberin olsun. Ne? Niye? Öyle icap etti. Allah Allah. Ya diyemedim mi çocuklar birbirini sevmiş, ben de ön ayak oldum, arka çıktım diye. Ya ağzımdan öyle çıkıverdi kız, olmadı işte. Bak sakın bozayım deme, tamam mı? Ağzından öyle çıkıvermişmiş. Sen bizim arkamızda durma, biz seni koruyalım, kollayalım. Öyle mi Sultan Hanım? Reşit Bey sesleniyor. Haydi kapat, konuşuruz sonra. Haydi. Hadi gidelim Yılmaz. Bahtın ağabey kovacağım. Şu hale bak. Rezillik. Bunların bu eve girdiğini çıktığını gören herkes dedikodu yapıyordur. El alemin ağzı torba değil ki büzesi. Yok arka çıkmamışım, yok bilmem ne. Kime söyleniyormuş Sultan Hanım?
Havva'ya kim olacak? Size de büyük şaşkınlık oldu tabii. Öyle tabii. Kızcağız neler neler yaşadı. Ama yine de baştan başlayacak cesareti buldu tabii. Vallahi helal olsun. Aslında öyle olmak lazım. Değil mi? Ya onlar genç tabii. Kanları deli akıyor. Yazıyorlar, siliyorlar, bozuyorlar, yapıyorlar, olmuyor bir daha yapıyorlar. Ama biz öyle miyiz ki? Bizim yaşımız var artık. Onun bir ağırlığı, bir oturaklılığı var. Öyle düzeni bozan, bünyeyi yoran şeylerden uzak duruyoruz değil mi? Ben bir ablama bakayım. Beyim, biz odaları boşaltmaya devam ediyoruz. Edin Pınar, edin. Ama beyim, yani Havva Hanım bugün bitirin diyor. Biz ölse de bitiremeyiz ki bugün. Ne aceleleri varmış? Geldiler, yerleştiler zaten. Öyle tabii. Yani Sultan abla zaten diplerinden ayrılmıyor. Yılmaz'ın eski odasını ayarlattı. Tamam Pınar, orada kalsınlar. Ben de sana gelecektim. Konuşalım biraz baba. Gel.
Düşünüyorum, taşınıyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum bir oğlum. Nasıl yapacağız? Eninde sonunda insanlar bunu duyacaklar. Annenin mahkemesi daha görülmedi. Hava Hanım da girip eve yerleşti. Zaten araları hiç iyi değildi. Şimdi bir de kanlı bıçaklı oldular. İnsanlar duyunca ne yapacağız? Ne anlatacağız onlara? Kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz baba. Her şey ortada zaten. Bunlar bir oyunun içindeler. Yılmaz da Havva'ya uyumuş buraya gelmiş işte. Ne diyeyim ki? Aralarında bir ilişki olması bana da çok saçma geliyor. Yani ama niye böyle bir dayanışmaya girsinler ki? Bizden çıkaracakları hınçları var baba. Hınçları var. Havva zaten bana kızgın. Anneme de öyle. Yılmaz'ın da derdi seninle. İkisi birbirini bulmuş. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur hesabı. Ama bu yaptıkları... Bu değişmez. Vallahi ben düşünüyorum, aklıma başka bir şey gelmiyor baba. Bunlar her şeyi planlamışlar, her şeyi konuşmuşlar. Ne zaman evleneceğiz, ne zaman konağa gideceğiz. Hepsini hesap etmişler bunlar. Bilmiyorum baba, bana mı öyle geliyor? He? Sen ne düşünüyorsun? Bir şey söyle. Kusura kalmayın. Mühim değil. Çocuklardır. Ben bakarım. Ben de bir su alayım. Kız, ne ara becerdiniz nikah kıymayı? Annem sinirli mi çok? Gir de kendin gör. Nerede? Salonda. Hazır ol. Paparayı sen de yiyeceksin. Anne. Sen hangi yüzle geldin buraya? Ben tek Havva'yı çağırmıştım. Anne. Bana anne deme. İnsan annesini bu kadar hor görmez. Demek ki gözünde pul kadar değerim yokmuş ki. Gene lafım sözüm dinlenmemiş. Anne. Ben kötü bir şey yapmadım. Evlendim. Bir de utanmadan söylüyorsun değil mi? Tek başına yapılacak şey mi bu? Ağaç kabuğundan mı çıktın sen? Ben neyim? Neciyim? Bostan korkuluğu mu? Biz de böyle olsun istemezdik. Ama cesaret edemedik söylemeye. Evlenmeye cesaret ettiniz ama değil mi? Anne. Ne deseniz haklısınız. Özür dileriz. Ama beni iki dakikacık dinleyebilirseniz size durumu anlatmak isterim. Sağ olun. Ben bu eli öyle bir karanlıkta tuttum ki, kör kuyuların içindeydim resmen.
Gözümdeki bağı, yüreğimdeki ağırlığı kızımız sayesinde attım. Hava o kadar cesur ki kendi yaralarını sararken beni de cesaretlendirdi. Her şey bir anda oldu. Başka türlü olamazdı zaten. Şimdi biz onunla kadar arkadaşıyız. Acılarımızı sararken tek tesellimiz bu. Ne olur bizi bundan mahrum etmeyin. Damat, sana helal olsun. Şimdi oyun oynamıyor mu bunlar, gerçek mi yani? Bilmiyorum ki evladım. Böyle olmayacak bir şeyi insan göze sokar gibi yapmaz ki. Senin söylediklerini de düşünüyorum ama. Hiçbir şey anlamıyorum aslında. Bu böyle nasıl bir hırs, nasıl bir öfke ki ikisi de aynı yola baş koymuşlar. Ve tesadüfen karşılaştıklarını ve birbirlerini sevdiklerini bize inandırmaya çalışıyorlar. Kim bilir belki de. Oğlum. Ben sana bir şey söyleyeyim oğlum. Bu işin gerçek mi, yalan mı olduğunu bir tek sen bilebilirsin. Hava ile o sevdayı siz yaşadınız. Onun için onu en iyi sen tanıyorsun. Evet Hava, iyi tanıyorum baba. Ne yapmak istediklerini de biliyorum. Emin olmaya çalışıyorum sadece. Yoksa dayanabilir miyim bu saçmalıklara? Yusuf, akıl gözüyle değil oğlum. Gönül gözüyle bak. O sana doğruyu söyleyecektir. Abla tamam. Çocuklar bir delilik yapmış. Ama kızının gözlerine bir bak ya. Onca acı çekti. Belli ki mutlu. Hem tutacak bir el bulmak, bulunca tutmak, tutunca koy vermemek lazım ama o da cesaret istiyor tabii. Herkes cesaret edemiyor işte. Onlarınki cesaret değil. Edepsizlik Reşit Bey, edepsizlik. Hayır, gelip bana anlatsalar ben hayır mı diyeceğim? Ya ben de istemez miyim kızım bu evden telli duvaklı çıksın, evinde mutlu olsun. Ama her şeyin bir yolu orada mı var? Hem ne bu canım? Yangından mal kaçırır gibi. Ablam tamam, etme artık, üzme çocukları. Ya düğün dernek kuralım deseler halimiz mi var? Siz neler gördünüz geçirdiniz Şeref Hanım. Evladın yokluğuyla sınanmak kahreder insanı, bilirsiniz. Hem Hava kızımız da sağlıklı. Kötü bir şey de yapmamış. Bir büyüklük gösterseniz de affediverseniz, tatlıya bağlasak şu işi, ha? O kadar uzun boylu değil. Benim oğlana iki çift lafım var. Abla etme, bir sakin dur abla. Abla! Sen şimdi Hava'yı çok seviyorsun. Öyle mi? Evet efendim. Madem öyle, benim de sana tek bir şartım var delikanlı. Bu yaptıklarını unutmam için Hancıoğlu'nun konağını derhal terk edeceksiniz. Thank you.
anne amaşı şimdi. Aması maması yok abla. Hem zaten onlar evlendiğinizi duyunca size rahat huzur vermeyecekler. Kaldı ki Hancıoğullarına yakından uzaktan ilişkiniz olmasına asla izin vermiyorum. Bu yaptıklarınızı sineye çekmem için konağı derhal terk edeceksiniz. Şimdi Şeref Hanım, bu delikanlı ekmek parası için onların yanındaydı. Havayla saadetleri için başka işte de çalışır. Değil mi? Sırtından taş taşısan evin geçindirirsin oğlum. Ben sende o sebatı görüyorum. Lafı sözü uzatmadan hemen konuş. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin teyzeciğim. Şimdi izindeyim. Dönünce konuşacağım konaktakilerle. İyi ki size haber veririm. İyi madem. Sözüne itimat ediyorum. Ama bak bir cay. Vallahi külahları değişiriz seninle. Bu ara evdam da bakın kendinize. Konakta kalamayacağınıza göre... kafanızı sokacak bir yuvanız olması lazım, öyle değil mi? Tamam anne, tamam. Yılmaz birazcık işini gücünü toparlasın, ondan sonra bakacağız. Hesapsız kitapsız işlere kalkışırsanız sonunuz böyle olur işte. Ben öpeyim. Bu işi daha önce yapacaktın ama neyse. Anne. Tamam, tamam. Yüz verdik diye aslarını istemeyin hemen. Ben de müsaade isteyeyim abla. Uğurlar ola. İyi günler Sultan Hanım. İyi günler. Çok şükür bu badireyi de atlattık. Çok şükür vallahi Yılmaz sayesinde. Sen olmasan annemi hayatta inandıramazdık Yılmaz, sağ ol. Vallahi doğruları söyledim. Biz bir yola çıktık. Birbirimize kuvvet veriyoruz. Allah'ın izniyle sonuna kadar da gideceğiz. İnşallah. Aferin damat, delikanlı adamsın. Vallahi senden silahsız savaşa gidilir. Seninle gidilmeyeceğini de öğrendik. Yalnız benim canım çok sıkıldı bu işe. Annene yalan söylememiz hiç iyi olmadı. Saklamamız mümkün değil. Önünde sonunda öğrenecek Hancıoğlu olduğumu. Keşke şimdiden söyleseydik. Vallahi artık o kadarını teyzem düşünsün. Nasıl sıyırdıysa bugün kendini, buna da bir çözüm üretir artık. Vallahi teyze göz göre göre sattın bize. Artık nedense.
Sen akşam sana ne dedim? Bütün olan biteni haber vereceksin demedim mi? Sen niye beni aramıyorsun? Vallahi Bade Hanım hamilesiniz ya. Siz üzülmeyin istedim. Tamam bırak da onu ben düşüneyim. Ne yapıyorlar dünden beri? Vallahi ne yapsınlar? Bütün konağı istila ettiler. İstedikleri odayı boşaltıyorlar. Allah Allah. Nereye yerleşmeye uygun görmüşler peki? Çalışma odasına. Yok artık. Burnumuzun dibine kadar girmişler. Hem orası bebeğin odası olacaktı ya. Neyse tamam sen bana Yusuf'u ver. Tamam baş üstüne. Beyim rahatsız ettim ama Bade Hanım arıyor. Efendim? Yusuf neredesin? Dünden beri arıyorum. Niye açmıyorsun telefonunu? Bade annemle uğraşıyorum dedim ya. Ev tımarhane gibi zaten. Giderken de bir haber verseydin ama ben de bu kadar merak etmezdim. Düşünemedim kusura bakma. İstersen annenlerle bir konuş. Bize gelip kalabilirler. Babamlar yok biliyorsun. Ha onlar gidecekti değil mi? Evet sabah gittiler. Bade. Annem burada ne olursa olsun. Gitmeyeceğim diyor işte biliyorsun. Tamam Yusuf. Akşam konuşuruz. Konaktaymış değil mi? Ben sana dedim ama... Bak bu gece de bekleme. Geleceğini hiç sanmam. Yeter Mehmet. Yeter. Beni üzeceksin de eline ne geçecek? Seni nasıl üzülüyorum görmüyor musun? Çok özür dilerim. Yani sadece gerçekleri görmen için söyledim. Rakıyı hazırladım beyim. Meyveyi de getireyim mi yanında? Rakıyı buzda koy Cemile. Tamam. Abi. Gel abiciğim. Nerede olur? Fıstık olur. Odana baktım biraz önce yoktun. Babamla konuşuyordum. Ya ben zaten çok anlamam bu işleri. Şeye bakalım o zaman. Şuna bakalım. Nasıl katlanıyorsun abi? Ben olsam ne çeker giderdim. Ya da ne bileyim bir şey yapardım onlara. Afiyet olsun. Sağ ol Cemile. Şu nasıl olur? Göz göre göre iftira attı. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. İnsanda biraz utanma olur. Tamam sıkma canını sıkma. Takılma hadi içeri girelim biz. Abi. Sen gerçekten Havva'yı unuttun mu? Bitti mi tamamen yani senin için? Keşke bitseydi abiciğim.
Keşke. Hadi katalogları dışarıda unuttuk. Dur Yılmaz, ben alır gelirim. Nasıl katlanıyorsun abi? Daha zor değil mi? Abicim ben bunların yaptıklarına inansaydım onları buradan aşağı atardım. Ama oyun oynuyorlar abicim onlar. Oyun. Abi emin misin? Bana pek öyle gelmedi. Hani gayet samimi görünüyorlar. Samimi görünmeye çalışıyorlar abicim. Ama beceremiyorlar. Herkesi inandırabilirler Münevver. Ama beni inandıramazlar. Ben Havva'yı çok sevdim. O da beni çok sevdi. Benim gözümün içine içine bakardı o. İçine içine. Ama Yılmaz'ın yüzüne bile bakmıyor. Kaçamak kaçamak bakışlar. Bana yediremezler abiciğim. Pardon abi. İyi misin? Canın mı sıkıldı? Yok bir şey. Sen çarşıya gidip boyaları mı alsan Yılmaz? İstediğim işi var mı dışarıdan? Yok. Sağ ol. Peki o zaman. Dönünce görüşürüz. Görüşürüz. Madem abin konakta, niye haber vermiyorsun? Ben de şimdi gördüm Bade. İyi, ne yapıyor şimdi? Ne yapsın? Terasta oturuyor. Kiminle, yoksa Havva'yla mı oturuyor? Ay hayır Bade, merak etme. Yan yana gelmiyorlar. Bak Münevver, bana doğruyu söyle. Ay inanmıyorsan gel Bade. Yani ne dememi bekliyorsun anlamadım. Tamam uzatma. Abinin yanından da ayrılma. Telefonu kapatırsan gideceğim yanına. Münevver'le mi konuşuyordun? Ah Bade. Kimlerden medet umuyorsun? Papatya çayı yaptırdım sana. İçersen biraz sakinlersin. Ben çıkacağım, konağa gidiyorum. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Ne? Her şeyi benden öğrenmiyor musun? Her şeyin en doğrusunu ben söylemiyor muyum sana? Kızcağız neler neler yaşadı. Ama yine de baştan başlayacak cesareti buldu tabii. Vallahi helal olsun. Aslında öyle olmak lazım. Kız yavaş, aklımı aldın be. Ya biz yukarıda nelerle uğraşıyoruz. Sen buraya mı kapattın kendini? Aferin teyze ya. Ne var? Yoruldum. Uzandım, dinleniyorum. Bir şey mi oldu?
Yusuf bir daha dönmemek üzere gidebilir teyze her an. Neden? Bize inanmıyor çünkü. Allah Allah. Gözünün içine baka baka inanacak değil. Erkekliğine sığdıramaz her şeyden önce. Münevver'e konuşurken duydum. Benim orada olduğumdan haberi yoktu. Telaş yapma. Ne dediyse tane tane anlat bakalım. Terasta almış Münevver'i karşısına. Konuşuyorlar. Münevver dedi ki Yılmaz'la bizim için. Abi dedi bence gayet samimiler. Sen buna nasıl dayanıyorsun dedi. Yusuf ne dese beğenirsin. Numara dedi. Oyun yapıyorlar dedi. Ben Havva'yı tanıyorum dedi. Benim gözüme nasıl baktığını biliyorum. Yılmaz'ın gözüne bile bakmıyor dedi. Teyze bakamam ki. Kimsenin gözüne bakamam ben onun gözüne baktığım gibi. Yılmaz'ın gözüne de bakamıyorum. Ne yapacağız ya? Yusuf'u ikna edecek bir yol buldum ortağım. Ve sen o zaman? Şimdi yanlışsam yanlışsın bile. Senin böyle damdan düşer gibi sevdalanmana kimse inanmaz zaten. Tesadüfün iğne deliği. Hele bir de bu Yusuf'un kardeşi olunca hiç inanmaz. Ne yaptı? Ha? Evi terk etti. Ama dayanamadı döndü konağa. Baktı sana hareketlerini ölçtü biçti. Oyun bu dedi. Niye öyle dedi? Çünkü hakikat olsa bu bizim böyle gözümüze sokmazdı bunu dedi. Siz şimdi ne yapsanız ona oyun gelecek. Ne yapacağız teyze o zaman? Eşyalarını topla. Kocanla balayına gidiyorsunuz. Ne? Yusuf'u arkamızdan nasıl getireceğiz teyze? Merakından nasıl döndü geldik ona? Hı? Fizan'a gitsen gelecek. Rahat ol sen. Pınar. Yusuf nerede kızım? Geldim anne geldim. Hah gel çocuğum gel. Yusuf hava karardı. Karın bekler oğlum. Ha? Bak babası da yok. Tamam birazdan çıkacağım ben zaten. Yemeği birlikte yiyelim diye kaldım. Aklın burada kalıyor değil mi? Haklısın. Bitmedi ki bunların edepsizlikleri. Neyse hadi biz şimdi bir lokma bir şey yiyelim de sonra gidersin. Şimdi amcanlar da gelir zaten. Ne o? Baka kaldınız. Yoksa yemeğe mi davet etmemi bekliyorsunuz? Size afiyet olsun. Bizim masamız terasta. İyi. Burayı için plan yaptık da otel seçmedik Yılmaz. Kol kırılır yen içinde kalır diyorlar. Bir de üstün üstlük hiçbir şey olmamış gibi yemek yiyorlar. Aslında bana dedikleri şu. Sen dış kapının mandalı bile olamazsın. Boş ver Yılmaz. Takılma boş ver. Sen onlardan olmadığına şükret. Boş ver. Neyse. Sen planın var diyordun. Takılma sen. Takılma vallahi. Teyzem oteli ayarlıyor zaten. Halledeceğiz biz hepsini. Tamam.
Oğlum. Ah be çocuğum, aç açına içme sen şu zıkkımı. Ha? Hadi gel. Hadi bir lokma bir şey ye, hadi. Ondan sonra karının yanına gidersin. Yusuf bu akşam burada kalacak yenge. Ne münasebet. Dün akşam yaşadıklarımız ortada. Babam bir tarafta, ben bir tarafta. Havva ile sen zaten pimi çekilmiş bomba gibisiniz. Kimin elinde kalacağınız belli değil. Haksız mıyım baba? Mehmet'in hakkı var yenge. Dün akşam tansiyonunu bir türlü düşüremedik. Sana bir şey olacak diye korktum vallahi. Hasan kim olsa sinirlenir. Bunlara pabuç mu bırakacağım ben ayol? Neyse de Yusuf bu akşam burada kalsın. Bade yengemiz de herhalde hoş görür. Doğru söylüyor. Benim aklım burada kalıyor, gitmeyeceğim. Oğlum kendi kulağınla duydum demin. Malayı malayı bir şeyler deyip duruyorlardı. Bırak gitsinler. Ondan sonra da bir çare düşünürüz elbet. Malaymış. Pardon. Efendim. Evde misin? Evdeyim ama haberler kötü. Nasıl? Seninki bu gece burada kalacak. Annesini bırakırsa aklı onda kalırmış çünkü. Görüyor musun? Kanlı bıçaklı olduğu annesini bile bırakıp yanına gelemiyor. Anladım. Anladım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Buyur. Hayırdır? Balayına gideceğinizi duydum. Yusuf daha yeni gelmişken nereye gidiyorsunuz? Doğru duydun. Geldi de ne oldu Mehmet? İnanmadı ki. İnanmaz. Beni tanıyor çünkü. O yüzden dedik biz de işte uzaklara bir yere gidelim. Biraz merak etsin. İçine kuşku düşsün. Yani anlayacağın yarın gidiyoruz işte. Akıllıca. Mehmet. Yusuf'u konağa nasıl getirdiysen gittiğimiz yere de getireceksin, tamam mı? Orası kolay. Bir tek lafıma bakar. Rahat olun. Yalnız kusura bakma kardeş ama benim aklıma takılan bir husus var. İlk yardım ettiğinde de aklım almamıştı. Havva'nın bir bildiği var deyip suçtum. Ama iş büyüyor. Bizim oyunumuz bizi bağlar. Senin buradan ne çıkarın var anlamadım. Sen de bir hancı olursun. Hicabında Yusuf'un kardeşisin. Bak. Sen hancıoğlu olduğunu daha yeni öğrendin. Buna rağmen öteki hancıoğlu olmak, el gibi itilmek ağrına gidiyor. Ben bu soy ismi doğduğum günden beri taşıyorum. Ama farkımız yok. Anlayacağın derdimiz de, kavgamız da seninle bir. O yüzden Yusuf'tan çok seninle kardeş sayılırız. Amcaoğlu. Bakalım yüzün sözün bir mi göreceğiz. Eyvallah.
Haklıymışsınız. Bizim çifte kumrular yarın balayına gidiyorlar. Konaktaki kalabalıktan sıkıldılar herhalde. Biz de onlara kırmızı mumlu davetiye çıkarttık zaten. Buyurunuz efendim. Konağımıza buyurunuz. Bizim başımıza böyle tebelleş olunuz diye. İnşallah giderler, bir daha da geri dönmezler. Amcam nerede? İştahı yokmuş, biraz uzanacağım dedi. Hadi afiyet olsun size. Oğlum hani yemek... Ay ne huzur kaldı, ne bir şey görüyor musun Hasan? İnşallah karısının yanına gider. Üzerine gitmesene yenge. Eşek kadar adam. Karışma. Sen de bana karışma. Ay! Ay yeter artık! Bakma bana öyle. Doğru söylüyor. Tavanla başlamak lazım önce değil mi? Ya sen biraz gazete bul da bakarız. Doğru dedin. Dur alıp geliyorum ben hemen. Ne bu şimdi? Ne ne? Yalan evliliğinizde dümenden bir de balayına mı gideceksiniz? İyice saçmaladınız lan, çıkardınız artık. Sana ne? Ha? Balayına giderken sana mı soracağız? Senden icazet mi alacağız? Ha? Sen karının yanına gitsene ya. Ne oluyor burada? Aman oğlumuza sorun. Yusuf. Anne üstüme gelme ya. Başım hala fıldır fıldır dönüyor. Ya iyi olmasa doktor seni eve bırakır mıydı hiç? Sen benim ziyaretime geldin ya. O bana ilaç gibi geldi şerefim. Sen benim devamsın. Hava nerede, bulabildiniz mi? Ha? Bir şey mi oldu? Olmuş ya. Bir şey olmuş. Hava bize haber vermeden evlenmiş. Ay, dur be sakar adam. Ya leş ettin her tarafı. Ya önemi yok Şeref Hanım. Adam şaşırdı tabii. Evlenmiş mi? Kiminle, nerede, ne zaman? Ya Yılmaz diye bir delikanlı var ya, onunla evlenmiş. O devamlı kızımın etrafında dolanan sıdık mı? He, o, işte o delikanlıyla evlenmiş. Tabii belliydi. Yani gölge gibi peşindeydi abamın. İyi de niye gelip istememiş kızı? Niye öyle gizli kapaklı işler çevirmişler? Kızının işleri işte. Utandılar herhalde söylemeye. Gerçi çocuk iyi bir çocuk, hoş da bu yaptıklarını affettirmez yani. Ya, görüyor musun Şeref Hanım? Kızımız Hancıoğlu konağına gelin gitti gidecek derken bir şoför parçasıyla evlenmek varmış kaderinde. Hancıoğulları da bassın, konakları da bassın. Hem
Zaten konuştum ben oğlanla. O merhametsizlerin evini derhal terk edecekler. Peki baldız orada değil miymiş? Mutlaka görmüştür kızının mürvetini. Ben bilmiyorum dedi ama kesin onların yanındadır. Neden öyle dediniz Şeref Hanım? Ben sorduğumda Sultan Hanım yeni öğrendim dedi. Ah Reşit kardeş, sen bilmezsin ah senin iyiliğin. Bu bendeki baldızı Allah düşmanıma vermesin. Şeytanın bilmediği dümenler vardır onda. Aa, ya ne biçim konuşuyorsun sen Remzi? Ay, Reşit Bey de ne sanacak yani? Estağfurullah Şeref Hanım. Ben hakikaten tanıyamamışım demek ki Sultan Hanım'ı. En büyük oda olsun. Kral dairesi. Aha tamam tamam o olsun. Yarın öğlene varmış olurlar. Sağ olasın. İyi geceler. Ne yaptın, oteli mi ayarladın? En şahanesinden. Nerede, uzak mı? Yok ki. Göreme'de bizimkilerin oteli yok mu? Hani zincir şeklinde. Onlardan biri en lüküsü. Malum hancıoğlusunuz. Gidin tatilinizi yapın. Eşek gibi ödesinler masrafları. Düğün hediyesi babında. Teyze ne yaptın sen? Sana ne oldu ki? Yusuf'u gördüm merdivenlerde. Yalandan evliliğimizin dümenden balayına gidiyormuşuz. Hesap sordum. Vay vay vay. İçine işlemiş beyimin ha? Aha. Buraya yazıyorum. Nasıl gelecek arkandan bak görürsün. Öyle mi diyorsun? Kız ben ne dedim de çıkmadı şimdiye kadar. Oh. İyi tamam ben gidiyorum, Yılmaz bekliyor. Hava. Ha. Ya hani böyle şimdi böyle karşına falan çıkıyor ya. Ne hissediyorsun o zaman? Elim ayağım kesiliyor. İçimde kuşlar havalanıyor. Hani böyle arabayla yokuş aşağı inersin de için havalanır ya. Öyle havalanıyor içim. Unutmuyorum çünkü. Unutmuyorum. Sen niye sordun ki şimdi bunu bana? Hayırdır? Hiç. De haydi kocanın yanına haydi. Sevdalık güzel bir şeymiş gibi geliyor önceden. Ama sonra yakıp yıkıyormuş teyze. Kasıp kavuruyormuş. Aklı yokmuş, mantığı yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Ama de ki bana, bunların hepsini yine yaşayacaksın. Böyle sevdalanır mısın? Sevdalanırım teyze. Ona böyle sevdalanırım. Neyse haydi ben gideyim. Of. Şahane bak. İş sanki yaptıkları. Çağırırsın boyacı, bir saatte halleder.
kaçırmayı yok. Bunların maksadı başka. Yusuf kapı dışarı çıkmasın. Tepelerinde dikilsin istiyorlar. Anne bak gene tansiyonun çıkacak. Çıkar tabii kızım. Çıkmaz olur mu? Baksana şu oğlana. Ben de hancı olayım diyor. Hancı oluyormuş. Elinde fırça amelelik yapıyor. Ay biz bunlarla nasıl dip dibe yaşayacağız bilmem ki. Sizin bizden başka konuşacak mevzunuz yok mu? Kendi işinize baksanıza. Hayret bir şey ya. Bu konaktaki herkesin dili fazla uzun. Herkesin. Sıkma canını. Sen uyu. Bekleme beni. Ne oldu, uykumu tutmadı? Senin de mi tutmadı? Düşünüyordum öyle.
ben de. Yılmaz, ben bir su alacağım. İstiyor musun? Sen dur ya ben. Yok yok. Yılmaz, ben bir hava alayım, ne olur. Buradaki işler bende. Badanayı da boyayı da hallettirip o seçtiğiniz yatak odasını da kızlara bir güzel hazırlatırım. Teyze. Bak, ben bir sana güveniyorum. Ne olur bir şey olursa beni haberdar et. Ne olur. Kız sen merak etme. Esas beklenen misafir gelince siz beni haberdar edin. İnşallah işe yarasın da. Yahu içinize sinsin, tatil gibi düşünün. Tamam? Haydi. Hadi selametle. Hadi bakalım. Hayırdır, nereye daldın? Balayına gidiyor olmalarına mı üzüldün yoksa? Ne üzüleceğim oğlum? Saçma sapan bir oyun oynuyorlar, görmüyor musun? Sen de üstüme gelme şimdi. Toplantı yok mu? Sen şirkete gitsene. Toplantı benim şahsıma ait değil amcaoğlu. Şirketin. Yani seni de ilgilendiriyor. Çok alakan var ya şirketle. Tamam sen git. Ben de gelirim. Geldin. Şimdi geldim hayatım. Haber verseydin keşke. Hayatım sen bu aralar o kadar meşgulsün ki ben de Hamilet Hanım'la ayarlamaları yapmak istedim. En doğrusunu yaptın yavrum. Bir dakika ya. Ne ayarlaması bu? Hayatım, annemler hafta sonu gelecek demiştim ya. Buradalar. Ben de annemi Hamiyet Hanım'la tanıştırmak istemiştim. Mehmetciğim ne kadar iyi oldu değil mi? Ne zamandır tanışmak istiyorduk zaten. O kadar uzun yoldan gelmişler. Bize de düşen onları en iyi şekilde ağırlamak tabii. Teşekkür ederim Hamiyet Hanım. Bu hafta sonu müsaitseniz bir organizasyon yapmak istiyorum. Müsaitiz tabii çocuğum. Ben çıkıyorum. Nereye yavrum? Toplantım var. Pelin biz konuşmuş muyduk? Siz nerelisiniz? Biz İzmirliyiz efendim. Aa. Bir baksana. Dün Havva'yla konuştum. Burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Bir de seninle konuşayım. 30 yıldır yanımızdasın. Belki anlarsın. Mevzu ne? Artık bu oyuna bir son vereceksiniz.
Ortada oyun yok. Sen nasıl böyle olabiliyorsun ya? Nasıl bunları yapabiliyorsun? Bak bu işin sonu çok kötüye gidecek. Kardeşinle Havva birbirine sevdalanmış. Sen de bunu bir an evvel kabul etsen iyi olur beyim. Asma suratını artık. Ben gerçeği aramak için nasıl babamın karşısına çıktım? Yusuf da senin karşısına çıkacak. Akar can özümde sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca, sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle yaroy 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 yaroy. Yol gizli gizli. Benim seninle bir işim yok. Yollarımız kesişti bir kere daha, o kadar. Geç artık bunları, geç. Artık bana yalan söyleyip durma. Gerçek niyetin neyse onu söyle. Niyetim ne biliyor musun? Buraya yerleşmek, buraya. Senin odanın yanına. Senin yanı başına, dibine, dibine. Karımla yerleşmeye geldik. Hoyratlar görmeden yaroy, 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 yaroy. Gel gizli gizli. Nasıl, annen daha sakin mi? Canı sıkkın, sürekli tansiyonu yükselip duruyor işte. Sen gelemeyince anladım zaten. Yazık. Kadın için de zor tabii. Evde devamlı bir gerginlik var işte. Doğal. Sen de geriliyorsundur. Oo, tabii. Havalar da ısınınca çardak sezonunu açtık ha. Mevzu yine konak mı? Neyse, birkaç gün kafa dinleyeceğiz. Nasıl? Havva ile bizim eski şoför balayına gidiyorlarmış. Ya. Bunlar bayağı bir ciddiye aldılar durumu. Aşıklar olsun o kadar. Yalnız kalmak onların da hakkı.
güzelmiş. Ben ilk defa otelde kalacağım, biliyor musun? İyi misin? İyi değilim. Ne oldu? Ben hayatımda ilk defa Yusuf'la bir otelde kaldım. Çıkalım, hava alalım biraz, hadi. Tamam. Ben bir Mehmet'e mesaj atayım, geldik diye. Biz otele geldik. Sizde durum nedir? Her şey yolunda. Hiç merak etme. Kendi ellerimle getireceğim onu sana. Burada mısın amcaoğlu? Toplantıda da böyleydin. Bir türlü kafanı veremiyorsun. Sen de haklısın tabii. Konsantre olamıyorsun. Kafanda evirip çeviriyorsun değil mi? Hepimizi şaşkına çevirdi bu balayı işi. Başta ben de acaba diyordum ama... İnsan yalandan evlendiği biriyle niye otelde kalsın ki? Oğlum ne oteli? Oyun oynuyorlar işte. Otele gittiklerine malum. Kendi kulağımla duydum amcaoğlu. Rezervasyon yaptırdıklarını. Hem bizim Göreme'deki otele yaptırdılar. Bizim otele mi? Ya. Adam amcaoğlu tabii, nimetlerinden faydalanayım diyor. Bak amcaoğlu. İçinde en ufak bir şüphe varsa elinde büyük bir fırsat var. Git, kendi gözlerinle gör ne olup bittiğini. Tek başlarına da oynayacak değiller ya. Hiç olmazsa ona göre sen de yoluna bakarsın. Oyunsa da bozmuş olursun. Yusuf, sekreterle konuştum, bugün önemli bir şey yokmuş. Hava da çok güzel, at binmeye gidelim mi? Süper fikir. Hadi. İstanbul'a kaçmıştım o zaman. İstanbul'da amcam var. Onun yanına kaçmıştım. Yusuf o zaman peşimden geldi, biliyor musun? Hatta bana İstanbul'da evlenme teklif etti. O yüzden... dedim ya işte... İlk defa orada otelde kaldım. Garip geldi odaya girince. Ne hayaller kurdum evlilik için ben. Şimdi şu halimize bak. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi yalandan bir evlilik yapacağım bir gün. Benim de. Ben de sevmiştim zamanlar. O da sevdi. Ailesi istemeyince direnemedi. Ben de değmez dedim.
O da cesaret edemedi yani. Aynı dertten muzdaripsin. Bu arada teyzem Yusuf'un abisi olduğunu söylemişti. Abisisin değil mi? Kaç yaşındaydın Yılmaz? Teyzem. Alo teyze. Havvam, nasılsın kuzum, vardınız mı? Vardık vardık. Ne gülüyorsun kız? Ne gülmesi be? İyi iyi, neşeniz daim olsun. Ben muhabbetinizi bozmayayım. Damat nasıl? Anlaşıldı, senin yanında birileri var, tamam. İyi tamam, ararsın beni haydi. Sultan Hanım merhaba. Düşündüm de sizi daha yakından tanımak istiyorum. Cesaret edip yüzünüze diyemedim. Benimle akşamüstü çay içmeyi lütfeder misiniz? Yılmaz Kılıç, Havva Kılıç. Otele giriş yaptılar mı? Bir bak bakalım. Bir saniye Yusuf Bey. Hemen bakıyorum. Çıkalım mı? Yaklaşık bir saat önce giriş yapmış misafirlerimiz efendim. Tamam, sağ olasın. İyi günler Yusuf Bey. Kim? Bir müşteri. Hamile halinle bilmeseydin. Bir şey olmaz. Zaman her şeyin ilacıymış Yusuf Bey oğlum. Bak sen karınlansın. Hava da Yılmaz'ına nemlenmiş. Sen nereden biliyorsun abi? El öpmeye diye geldiler de ben de bir şey diyemedim. Onların heyecanını görünce insanın genç olası geliyor. Vallahi bağ bile cesaret verdiler. Ben bir atlara bakayım. Yusuf, keşke sen de gelseydin. Yusuf nereye? Tamam, ben bakarım. Yusuf! Nereye amcaoğlu? Bunlar şimdi göremedi. Tamam, ben seni anladım. Bu halde yalnız bırakamam seni, araba kullanamazsın. Sen geç arabada bekle, ben üstümü değiştirip geliyorum, tamam? Yusuf nereye? Yusuf!
Bade, ya sıkıntı benden kaynaklandı. Toplantı vardı, unutmuşum. Misafirler de Dubai'den geliyorlar. Biz toplantıya gidiyoruz şimdi. Tamam, çıkalım. Sen keyfine bak. Bu toplantı erkek erkeğe. Bilir misin bilmeyi? Yok, bilmiyorum. Sen? Biliyorum ben. Çok uğraşmıştım öğrenmek için. O da Yusuf içindi, biliyor musun? İnsan kendini özgür hissediyor. Güzel şey atabilmek. Ben isterdim bilmeyi. Binersin. Ben çocukken çok korkuyordum. Sonra korkumu yendim ama... artık binmek istemiyorum. Oteldeyiz. Yusuf yanınıza geliyor. İyi misin? Herhalde yer etti. Öyle arada oluyor. Geçer ama şimdi. Bir şeyim kalmasın.